Ne bahset? Ya bana. Neyse. Evet, motorumuzu getirdiler. 1.000 lira, haftalık 1.000 lira. Ve motor sıfır arkadaşlar. Firmanın adını yazarım. Arkadaşımızın bir firması. Bayağı güvenilir. Yani bize sıfır motor verdiler. Şu motor Yamaha Fazio. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi yepyeni motor. Şu şekilde. İki tane de kask verdiler. Yağmurlu ama bakalım. Şu şekilde motor. Yeah, I make video. So everything's okay. Evet, şimdi Bali'ye geldik. Şöyle Bali sokaklarını geziyoruz. Bakalım, hemen bizi şöyle bir şey karşıladı. Tapınak gibi bir şey. Şöyle bir bakayım. Ne var ne yok. Evet. Şöyle biraz turlayalım. Motorumuz bu arkadaşlar. Motor kiraladık. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Motor kiralama hakkında da bilgi vereyim size. Motor kiralarken güvenilir yerlerden kiralamanızı tavsiye ederim. Çünkü bazı yerlerde motoru kiraladıktan sonra yok şurasını vurdun, yok şurasını kırdın deyip sizden fazla para almaya çalışıyorlar. Ya da motoru park ettiğiniz yerde çalıp sizden sıfır motor parası almaya çalışıyorlar. O yüzden motor kiralayacağınız zaman güvenilir yerlerden kiralamanızı tavsiye ederim. Motoru kiraladığım yer bayağı iyi. Size altta yorumlarda yazarım neresi olduğunu. Neredeyse sıfır motor gibi bize verdiler. Şimdilik böyle bir Bali sokaklarını bir keşfedelim. Motorla gezelim bakalım. İlk günümüz böyle geçiyor arkadaşlar. Şimdilik böyle. Bayağı yağmurlu bir hafta karşıladı bizi Bali'de. Bakalım, pek bir şey yapamayacağız ama. Evet, Bali sokaklarını motorla keşfetmeye çıktık. Şöyle bir Bali sokaklarını gezelim. Başta ne var ne yok. Size ortalığı göstereyim. Sabah olduğu için şu an insanlar daha uyanmamışlar. Burada her yerde dükkanlar. Oo, burada bir masaj salonu var. İnsanlar masaja gelmişler. Bayağı yabancı turist var. Evet, şu an Nusa Dua bölgesindeyiz. Şeye yakın, havalimanına 15 dakika uzaklıkta. Bayağı güzel bir yer. Da bayağı güzelmiş. Sokaklar bayağı, caddeler bayağı düzgün. Yani Jakarta'ya göre bayağı iyi. Her taraf yemyeşil. Çok hoşuma gitti. Oo, müzeyim.
biraz bahsedeyim. Motor kiraladık arkadaşlar. Haftalık 1000 lira. Arkadaşımızın firması. O yüzden bize bayağı bir kayak yaptı. Size yorumlarda yazarım açıklamalarda. Motor kiralarken dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bazı firmalar size ekstradan burasını kırdın yok şöylesini kırdın diye gösterip sizden fazla para talep edebilirler. Ya da bulunduğunuz yeri öğrenip oradan motoru çalabilirler. Bunlar valide olan şeyler. O yüzden motor kiralarken güvenlik. Güvenli bir firmadan motor kiralamanızı tavsiye ederim. Evet, Cimbaran'a doğru gidiyoruz şimdi. Gidebilecek miyiz bakalım. Trafik böyle arkadaşlar. Pertamina. Benzin fiyatları yazmıyor. Şu da otobüs durağı. Otobüs durakları da var burada. Hong Kong Chinese food. Oo, burası güzel bir yere ben. Nereye doğru? Aa, şurada havalimanı yolu burasıymış arkadaşlar. Cimbaran'a doğru gidiyoruz biz. Şöyle bir bakalım ne var ne yok. Akşam deli gibi yağmur yağdı yalnız. Öyle böyle yağmur yağmadı. Bir haftada yağmur getiriyor. Bakalım. Kırmızı yok. Şu an turuncu yemeğe geçebiliriz. No. Coffee shop. Mandiri. Maalesef Bali bu hafta yağmurlu. Bilmiyorum bakalım. Çok fazla bir yer gezemeyeceğiz gibi gözüküyor ama elimizden geldiğince güzel yerleri çekmeye çalışacağım. Şöyle benzin almaya geldik benzin istasyonuna. Motorlar için şuradan giriliyor. Şöyle sıra bekleyeceğiz. Bakalım nakit mi, cash mi? Yoksa kredi kartıyla ödeme yapabiliyor muyuz? Bakacağız şimdi. Evet şöyle geldik. Şimdi motoru kiralarken bize tekmiş benzin verdiler. O yüzden benzin alıyor. Şimdi ilk defa benzin alıyor. This is good driver. Maşallah maşallah. Evet. Bali'den şimdi benzin alacağız ilk defa. Bakalım benzin fiyatları ne kadar. Şurada birisi uçurtma uçuruyor. Tam yukarıda. Okey. Şöyle benzin dolduruyoruz. Ne kadarmış? Litresi 10.000 rupiye. Yaklaşık 15 lira. Cash vermemiz lazım. Kredi kartı kabul etmiyorlar. Yani sormanız lazım. Okey. Şöyle. Can you hold for me? Benzinimizi aldık arkadaşlar. Evet şöyle bir kahve dükkanına geldik. Bir kahve içelim dedik. Böyle şimdilik sadece motorla turluyoruz arkadaşlar. Öyle özel bir şey yok. 20.000 rupyalık benzin aldık. Neredeyse motor fullendi. Bayağı iyi yani.
Şöyle biraz motoru göstereyim. Fazio, Yamaha'nın Fazio modeli. Değişik bir şey, Türkiye'de yok. Kaskım da Fazio. Bayağı güzel. Şöyle neyse bir kahve içelim bakalım. Evet, şimdi GWK diye bir yere gidiyoruz. Orada Vişne'nin Hindu mitolojisinde önemli bir yeri olan bir tanrı var. Orada bir park var, oraya gidiyoruz. Bayağı turistik bir yermiş. Orada işte çeşitli festivaller, etkinlikler yapılıyor. Bakalım ilk günümüz boş geçmesin diye oraya doğru gidiyoruz. Hem de buraya yakın bayağı. Gördüğünüz gibi Bali sokaklarında böyle herkes motorla dolaşıyor. Her yerde böyle tapınakvari yerler var. Yani Bali'nin çoğu Hindu. Hindu kültürüne ait Budizm ve Hinduizm inancını tapıyorlar. O yüzden her yerde böyle tapınakvari girişler var. Şansımıza bu hafta Bali yağmurlu. Olabildiğince gezmeye çalışacağız. Bu bizim acemilik dönemimiz. O yüzden öyle değişik bir vlog oldu. Şu an Nusa Dua bölgesindeyiz. Burayı keşfediyoruz. Bakalım. Şimdi bu gittiğimiz yerde çeşitli etkinlikler yapılıyor. Müzik festivali, sanat festivalleri. Ayrıca bunların Hinduizm ile alakalı değişik tapınma festivalleri de yapılıyormuş orada. Bir de orada devasa bir Vishnu heykeli varmış. Bakalım onu görmeye gidiyoruz. Yılın belirli bir dönemlerinde orada festivaller düzenleniyor. İşte değişik kuklalar, resim sergileri, el sanatları, değişik festivaller düzenleniyormuş orada. Şimdi Vishnu heykeli, Vishnu tanrısı Hinduizm dininde koruyucu tanrı olarak geçiyormuş. Evrensel dengeyi ve iyiliği sağlıyormuş. Bakalım. Evet. Gittiğimiz yer Garuda Vishnu Kenchana, 5 km. Garuda Vishnu Kenchana. Vishnu heykelinin olduğu bir park. Oo, şurada da güzel bir şey var. Şöyle göstereyim. Her yerde böyle Hindu tanrısına ait heykeller var. Herhalde bu Shiva. Shiva olmalı. Şöyle bir... Şurada da güzel bir heykel var. Oo. Straight. Yes. Right. Evet, Jaya Graja diyor şu an. Gaz. Evet, gittiğimiz yer burası Garuda Vishnu Kenchana. Ulusal bir park. Yine turistik cazibesi olan bir yer. Bakalım. Hava yağmurlu olduğu için orada vakit geçireceğiz. Bakalım. Evet, şu an Vishnu heykelini görüyorum tam solumda. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya geçebilirsek. Şurada yukarıda bir yerde ama açık bir alana çıkarsak göstereceğim size. Bayağı büyük. Gözükmüyor şu an. Yerde yukarıda kaldı. Neyse. Göstereceğim eğer görürsem.
Endonezya'da trafik böyle arkadaşlar. Her yerden bir motor çıkıyor. Şu an hava yağmurlu olduğu için bir de bayağı bir trafik var. Gittiğimiz yer bir de popüler bir yer herhalde. Herkes oraya gitmek istiyor şu an. Gördüğünüz gibi bayağı bir trafik var. Şöyle göstereyim. Yani araba kiralamak pek mantıklı bir şey değil. Şöyle söyleyeyim, arabada kiralayabilirsiniz ama gördüğünüz gibi trafik bayağı yoğun. Bir de sokaklar çok dar. Her yerden geçemeyebilirsiniz. Aa, şurada heykel, şurada. Sol tarafta kalıyor. Parka doğru giriş yaptık şimdi. Herhalde giriş paralı ama lokal ya da yabancılar için farklı bir fiyat uygulaması var. Buradan geçiyoruz şu an cennetin kapısı. Ortam enteresan ya. Şu an Temmuz ayına girdik. Hava serinledi birdenbire. Servis. Evet, ne varmış? Aa, Cendala Bali. Şu restoran güzel. Bayağı güzel manzarası varmış. Oo. Heykel burada, evet. Vishnu heykeli tam karşıda görüyorsunuz. Şu an ona doğru gideceğiz. Bayağı büyükmüş bu arada. Evet, heykel şu tarafta. Parkir motor. Mark. Yeah. And then we working? Yeah, I think. Okay. Shuttle. We have take shuttle. Evet, şimdi motoru park edeceğiz. Daha sonra da biletimizi alıp içeri gireceğiz. Lovely. Kaç paraymış? 5. 5000 rupiye. Nakit? Oh, yeah, we have to cash. We need to nakit ödememiz lazım. Anything? Yeah. Okay. This is for going to up. Okay, okay. 5000 rupiye, yaklaşık 7,5 lira. Şöyle, şimdi motorumuzu park edelim. Sonra da içeri doğru girelim.